Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Rızasını kazanmaya, cennet ve cemalini kazanmaya vesile eylesin. Yüce Rabbim adımlarımızı, günahlarımızın silinmesine, derecelerimizin yükselmesine, ibadet hevesimizin, takvamızın, ihlasımızın gün be gün izdiyadına vesile eylesin. Yüce Rabbim her türlü nazardan, kazadan, beladan, elemden, kederden sizleri, aile bireylerinizi, her birimizi ve bütün dostlarımızı muhafaza eylesin. Bilhassa bu salgın hastalıkta yakınlarımızdan, dostlarımızdan, mütevellideki dostlarımızdan, hoca efendilerimizden, akrabalarımızdan, hastalığa muhtela olanlara Rabbim acil şifalar ikram eylesin. Ahirete intikal edenlere de garik-i garik rahmetler eylesin. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde siz kardeşlerimizle bir hadis-i şerifi paylaşmış olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iki türlü bilgi verilmiş oldu. Birisi Kur'an bilgisi, Kur'an ayetleri onları bizlere öğretmiştir. Allah'ın ayeti olarak, Allah'ın kelamı olarak biz bu ayetler karşısında kayıtsız şartsız teslimiz. Çünkü Allah ne derse doğrusu odur diyoruz. Aklımıza, mantığımıza uydu, uymadı biz buna bakmayız. Allah ve Resulü dediyse teslim oluruz. Allah Celle Celaluhu faiz yiyenler, faiz kullananlar yarın ahirette diriltildikleri zaman çarpılmış insan gibi diriltilecekler. Yani dimdik ayakta yürüyemeyecekler mahşer meydanında. Onları görenler bunların dünyada faiz yediğini, faizle iştigal ettiğini, kazancını faizle kirlettiğini anlayacaklar. Mevla bunu Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde anlatırken buyuruyor ki ذَٰلِكَ bunun sebebi ne? Niye böyle cezaya çarptırılıyorlar? بِاَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى onlar dediler ki bu faizle, krediyle alışverişini kirletenler dediler ki ne var ki? Faiz de alışveriş gibidir. Mal sattın, mal para kazandın, para sattın, para kazandın. Ne fark eder? Bu da bir ticarettir dediler. Fakat ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى onlar böyle dediler. Fakat arada bir fark var. Normal alışverişle parayı satıp para karşılığında para kazanmak, yani faiz yoluyla para kazanmak arasındaki fark nedir? وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى Allah-u Teala birisini helal demiştir, birisini haram demiştir. Şimdi helal ayrıdır, haram ayrıdır. Eğer Allah Celle Celaluhu faize haram demeseydi, o zaman biz de faizi hiç konuşmayacaktık, doğru mu? Demek ki buradaki akli mantık kullandılar. Dediler ki, faizle iştigal eden kişiler bu da bir alışveriştir, bu da bir ticarettir, bir beis yoktur bunda, bir zararı yoktur dediler. Şimdi bizim aklımıza, mantığımıza uysa da uymasa da Allah helal dediyse helaldir, haram dediyse haramdır. Ayetler karşısında biz kayıtsız şartsız teslim oluruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öğretilen ikinci bilgi de hikmet bilgisidir. Biz ona hem ayetlerimizi verdik hem de ona hikmet verdik diyor. Ayetler Kur'an'dakilerdir. Hikmet de Kur'an'ın dışında din adına söylediği şeylerin hepsi hikmettir. Yani hadis-i şeriflerin tamamı hikmettir. Ve yuallimuhumu kitabe vel hikmete Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine, kullarımıza iki şeyi öğretir. Bir kitabı öğretir, o Kur'an'dır. Bir de hikmeti öğretir. Kur'an'ın dışında bize neyi öğretmiştir? Hadis-i şerifleri öğretmiştir. Din adına söylediği bütün sözler hikmet oluyor. Peki ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim. Böylece onları pırıl pırıl tertemiz yapıyor. Demek ki Kur'an ayetleri ve hadis-i şerifler bizi ne yapıyor kıymetli dostlar? Pırıl pırıl tertemiz yapıyor.
İşte biz ayeti kerimelere, yani Allah'ımızın öz sözlerine, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala'dan öğrenerek bize intikal ettirdi o hikmetli hadis-i şeriflere kulak verdikçe biz pırıl pırıl tertemiz oluruz. Bugünkü dersimizde aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifini, hikmetle dolu bir hadis-i şerifini paylaşmış olacağız. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, اَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ Dört tane şey var ki bir Müslümanın bahtiyarlığına vesile olan şeylerdendir. Bunlara çok dikkat etmesi lazım. Varlığı sebebiyle de Cenab-ı Hakk'a şükretmesi lazım. Dört tane şey vardır ki bunlar bir Müslümanın saadetindendir. Farkında olmalıdır, şükrünü yapmalıdır. Değilse Allah muhafaza nimetler elden çıkar. Çünkü kıymeti bilinmeyen nimet elden çıkar. Kıymeti bilinen nimeti Allah artırır. Bunlardan birincisi el mer'atu salihatu. Bir insan salihe bir eşe sahip ise Allah'a ve Resulüne inanmış, saygısı edebi yerinde, namusuna güvendiği bir eşi varsa bu bir mümin için en büyük saadetlerden birisidir. Bundan dolayı özellikle Cenab-ı Hakk'a şükretmek lazım. İkincisi وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ Bir insan çoluğunu çocuğunu barındırabileceği geniş bir meskene, misafir geldiği zaman misafirini ağırlayabileceği bir geniş meskene sahipse bu da başlı başına bir saadettir, büyük bir nimettir. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'a ayrıca şükretmek lazım. Üçüncüsü وَالْجَارُ الصَّالِحُ Bir insanın örnek alabileceği, çocuklarının örnek alabileceği salih bir komşusu varsa, salah ve takvada örnek alınabilecek, efendim feyzinden istifade edilebilecek bir komşusu varsa, bunu da büyük bir nimet kabul etmek lazım. Bundan dolayı da Cenab-ı Hakk'a şükretmek lazımdır. Ve nihayet dördüncüsü de vel merkebul heniyi. Bir insan eğer deve kullanıyorsa, at kullanıyorsa, araba kullanıyorsa, yani kullandığı vasıtanın efendim elverişli olması, bu da Cenab-ı Hakk'ın insana olan büyük nimetlerindendir. Dolayısıyla bunlardan dolayı özellikle şükretmek lazım. Bu nimetleri dikkate almak lazım, farkında olmak lazım ve bundan dolayı şükretmek lazım. Tam tersini aldığımız zaman bir insanın eğer ahlakına güvenmediği, namusuna güvenmediği, kendisiyle bu karşılaştığı zaman huzur ve mutluluğu yakalayamadığı, kötü huyla huylanmış bir eşi varsa, efendim buna ilaveten illallah dediği bir komşusu varsa, bunun yanında eğer çoluğunun çocuğunu barındırmakta zorlandığı bir meskeni, dar bir meskeni varsa, efendim bunlar da nedir? Kişinin şakavetinden dediğimiz, yani Ya Rabbi bu felaketten beni kurtar diye Cenab-ı Hakk'a yalvarması gereken felaketlerdendir. Şimdi kıymetli dostlar, evvela birinci noktada şunu görelim. Diyor ki bir müminin saadetinin başında salihe bir eş gelir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde اَدْدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ diyor. Dünyanın tamamı bir metadır. İnsanın istifade ettiği bir alandır. Ancak وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرَةُ الصَّالِحَةُ Bu dünyanın en hayırlı metaı nedir? Salihe bir hanımdır. Kıymetli dostlar, her taşın kendine göre bir ağırlığı vardır. Annenin yeri ayrıdır, babanın yeri ayrıdır, çocukların yeri ayrıdır, eşin yeri ayrıdır. Burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünyanın tamamının meta olduğunu söylüyor. Tamamı metaysa bu metanın içerisinde en hayırlısı eştir demiyor. Saliha bir eştir diyor. Ahlakıyla uyum içerisinde, edebiyle uyum içerisinde, dini celil-i İslam'ı yaşamasıyla mutabakat içerisinde olabileceğimiz bir eşin dünyada sahip olabileceğimiz en önemli, en hayırlı meta olduğunu söylüyor. Bir insanın fabrikası olabilir, çok büyük bir fabrikası olabilir, büyük bir iş yeri olabilir. Bu iş yeri bir insanın hayırlı, salih bir eşinden daha önemli değildir diyor.
Neden böyle? Burada dört tane hadis-i şerifte dört tane madde zikredildi. Bir insanın saadetini ifade eden dört tane madde zikredildi. Dikkatinizi çektiyse bu dört tane madde insanın hayatında hemdem olduğu, kendilerinden ayrılması adeta mümkün olmayan şeylerdir. Mesela bir insan hayatta her gün eşiyle normal şartlarda karşı karşıya kalıyor. Hayatının çoğu onunla paylaşıyor. Mesken evidir zaten. Komşu zaten evi varsa veya iş yeri varsa komşusu vardır. Efendim bir de vasıta bunlar hayatta bizim daima hemdem olduğumuz, iç içe olduğumuz şeylerdir. Şimdi eğer saliha bir kadın dünya metaları içerisinde en hayırlısı ise insan bu kararı vereceği zaman yani evleneceği zaman gerçekten çok ince eleyip sık dokunması lazım. Çünkü hani derler ya bir atımlık barutun vardır onu dağıttığın zaman doğru atmak lazımdır. Doğru atmazsan sonra pişmanlık fayda vermez. Eskiden evlilik kolaydı. Dolayısıyla boşanmak da kolaydı. Evlilik kolay olunca boşanmak da kolay oluyor. Ama şimdi evlenmek zor. Gerçekten ciddi masraflarla düğünler yapılıyor. Evleniyor insan. Şimdi 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 sene sonra hadi güle güle demek öyle kolay değil yani. Bir de eskiden kadınlar mehirde çok kanaatkar idiler. 3 reşat altını, en çok 5 veya 7 reşat altını ile nikah kıyıyorduk. Şimdi geçenlerde geldiler nikah kıyacağız. Ne kadar dedim mehir istiyorsun? 1 kilo altın dedi. Dedim kardeşim bir dakika dedim ya. Damada sordum. 1 kilo altın istiyor. E ne yapalım dedi. Oğlum dedim pazarlık yap bunun şeyi var. Pazarlık payı var dedim. Neyse onu gönderdik. Aradan birkaç hafta geldi. Geçti birisi geldi nikah kıydı. Ne istiyorsun dedim mehir olarak 500 gram altın dedi. Yani öyle 3 reşat altını 5 reşat altın da kurtarmıyor artık yani. Şimdi fi tarihinde Almanya'dan birisi aramıştı beni. Hocam dedi ben dedi 60 yaşındayım dedi. Hanıma dedin mehir olarak dedi İstanbul'da Fatih'te bir daire vermiştim dedi. Şimdi hanımla ayrılma noktasına geldik diyor. O daireyi vermek mecburiyetinde miyim? atarken öyle düşünerek atacaksın. Sallamayacaksın yani. Ben de öyle yüksek isteyen hanım kızlara eğer erkek birden evet diyorsa sallama diyor mu ödenecek yani. Yani evlenme işi gerçekten zorlaştı. Kıymetli dostlar diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünya tamamı bir metadır. Ama bu meta içerisinde en hayırlısı saliha bir kadındır diyor. Peki saliha bir kadın deyince bu saliha kadını tarif etmiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Tarif etmiş onu. Buyurdu ki teraha fetu'cibuk. Yani baktığın zaman seni mutlu ediyor. Kendisinden mutluluk duyuyorsun, nefret etmiyorsun. Ve tagib anha fetemenuha ala nefsiha. Olmadığın zaman namusuna güveniyorsun. Malına güveniyorsun. Yani çoluğuna, çocuğuna sahip çıkacağına, namusuna sahip çıkacağına güveniyorsun. Böyle olan kadın saliha bir kadındır diyor. Bir başkasını da diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz baktığın zaman seni mutlu ediyorsa emrettiğin zaman sana itaat ediyorsa efendim malın konusunda kendine güveniyorsan başkalarına malını kaptırmayacak diye namusu konusunda kendine güveniyorsan işte bu saliha bir kadındır diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu tarif etmişlerdir. Şimdi ela uhbirukum bi nisaikum min ehli cennet diye buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Cennette eşlerinize size haber vereyim mi? Yani cennette size kim eşlik yapacaktır? Dünyadaki kadınlardan size kim eşlik yapacaktır? Bunu tarif ederken aleyhissalatü vesselam Efendimiz el vedud el velud el abud elleti izâ zulümet kâlet hâzihi yedi fî yedik. La ezuk gamsan hatta tarda. Yani diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz gerçekten kendisini eşine sevdirmeye çalışan bunun yanında nüfus planlaması değil de nüfus patlamasından yana olan bu da yani İslam'ın bakışı burada aleyhissalatü vesselam Efendimizin bakışı farklı bugün insanların
bakışı farklı. Şimdi evlenenler zaten geç evleniyorlar. Evlendikten sonra da uzun süre gençliğimiz, yakışıklılığımız bozulmasın diye de uzun sürede çocuk yapmamaya çalışıyorlar. Adeta hürriyetlerini kısıtlamamaya çalışıyorlar. Bu bakışlar hepsi bize batıdan gelen düşüncelerdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem kadının hayırlısını hem de nikahın esasını tarif ederken efendim neslin çoğalmasını mutlaka esasa almıştır. Çocuklarımızın nafakası her doğan çocuk nafakasıyla doğar. Çoğumuz şahidiz ki işlerimiz darda gitmiştir. Efendim ne olacak diye düşünürken bir çocuğumuz, kız veya erkek bir çocuğumuz doğmuştur. O çocuk doğarken işlerimiz açılmıştır. Yani birçok defasında arkadaşlarımız, birçok kardeşlerimiz şahittirler. Eğer basiretle bakabilirlerse doğan çocuk sadece kendi rızkıyla doğmuyor, anasının babasının rızkını da bollaştırıyor. Onun için rızık endişesiyle hiçbir zaman nüfus planlamasına gidilmemeli. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّهُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Yani sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz. Niye rızıktan korkuyorsunuz? Onları da sizi de biz rızıklandırıyoruz. Rızkı veren Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla cennet ehli olan kadınlar kimlerdir? Dünyada kendisini eşine sevdirmiş. Nüfus planlamasından değil patlamasından yanadır. Zaman zaman haksızlığa uğrasa bile sabretmesini bilen, ben yanlış iş yapmam ve yuvama sadıkım diyebilen kadın gerçekten cennet ehli olan kadınlardır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kıymetli dostlar, dünyada en büyük nimetlerden birisi saliha bir eştir. Burada evlenecek olanlar bu iş için ince eleyip sık dokuyabilirler ama evlenmiş olanlar hocam biz şimdi ne yapacağız derlerse evvela biz salih olacağız. Yani biz salah ve takva ile evimizde bizim konumuz ne olmalıdır? Bizim derdimiz, müzakeremiz ne olmalıdır? Evimizde, eşimizde derdimiz ne olmalıdır? Şimdi bir evde hep dolarlar konuşuluyorsa, model arabalar konuşuluyorsa, koltuk takımları konuşuluyorsa, efendim değişik bölgelerdeki dairelerin işte lüksü konuşuluyorsa, o evde hep dünya konuşuluyor demektir. Zaten kadının gönlü de bu işe çok meyyaldir. Yani gördüğü zaman erkek etkilendiğine göre kadın daha fazla etkilenir. Çünkü kadın daha duygusaldır yani. Bu, yaratılışında bu vardır. Onun için Allah Celle Celaluhu onlara ziynetleri helal kıldığı kadar bize helal kılmamıştır. Değil mi? Altınlar onlara helaldir ama bize helal değildir. İpekler onlara helaldir ama bize değildir. Dolayısıyla evvela biz salah ve tekvaya sahip olmamız lazım. Kıymetli dostlar, şunu çok net olarak siz dostlarımızla müzakere etmek isterim, dertleşmek isterim. Bir evde konuşulanlar o evdeki insanların özetidir. İç duygular dünyaların özetidir. Dünya mı, ahiret mi? Dünya mı, ahiret mi? Eğer hep konuşulanlar, seyredilenler, şimdi sabahtan akşama kadar müzik çaldığını düşün. Sofrada oturulduğu zaman arabaların modellerinin konuşulduğunu düşünün. Veya koltuk takımlarının fiyatlarının konuşulduğunu düşünün. Veya işte benzeri yani dünyevi şeylerin falanca yerde daireler, işte evler şu fiyatta oradan alabilir miyiz gibi bunların konuşulduğunu düşünelim. Şimdi o evde şeytan bacak bacak üzerine atmış, tabiri caizse sigarasını tüttürüyor demektir. Çünkü orada din derdi yok yani. Şimdi böyle yerde namaz olsa da bakın din derdi ayrı şeydir, namaz ayrı şeydir. Bir namaz hani anadan babadan alışıla gelmiş bir ibadet olarak çoğu insanın hayatına karışmıştır. Namaza durduğumuz zaman da namazın içerisinde de yine dünya kavgaları devam eder gider. Hani 40 tane tilki dolaşır, hiçbirisinin kuyruğu birbirine değmez diye bir tabir vardır. Namazlarda ona dönüşmüş olur. Bundan dolayıdır ki saliha bir eşe sahip olabilmek için hani sahip olduktan sonra diyorum ben şimdi. Evlenecekler, karar verirken buna göre karar vermesi lazım. Ama biz çoğumuz burada beni dinleyen dostlarımızın çoğu evli olduğu için ne yapabiliriz? Eşleri mi değiştirelim? Öyle değil. Evimizde önce bir salih olmamız lazım. Salahı evimize taşımamız lazım. Yani
Evde konu ne olmalı? Gündem ne olmalı? Din olmalı. Sohbetten duyduklarımızı, hadis-i şeriflerden öğrendiklerimizi, ayet-i kerimeden duyduklarımızı, kıssalardan duyduklarımızı anlattığımız zaman a diyeceklerdir. Şimdi aramızda benim yaşımda, benden biraz daha büyük kardeşlerimiz, abilerimiz de vardır. Bizim hani çocukluğumuzda dedelerimizden bir varmış bir yokmuş diye bize anlattıkları masallar vardı. O masallar hep hatırımızda kalmıştır. Rahmetli babamın bir dayısı vardı. Okumuş falan değildi. Derdi ki, oğlum yatağa yatacağın zaman dersin ki yattım sağıma, döndüm soluma, sığındım subhanıma. Ölürsem el hükmü lillah, kalkarsam elhamdülillah. Hoca değildi, alim değildi. Yaşlı bir pirifaniydi. Şimdi yattım sağıma, döndüm soluma. Yatarken sağımıza yatmak sünnettir. Fakat öyle sağımızda devam etmeyeceksin, sola sonra döneceksin. Yattım sağıma, döndüm soluma. Sığındım subhanıma, yani Allah'a sığındım diyor. Ölürsem el hükmü lillah. Tamam bitti. Kalkarsam elhamdülillah. Böyle yatılır diyordu. Bunu bize kim öğretti? Alim değildi, hoca değildi falan. Rahmetli babamın dayısıydı. Sarı çizmeli Mehmet Ait. Onlar konuşmalarında bu eğitimi çaktırmadan verirlerdi. Kültürlü değillerdi ama bu kültürü veriyorlardı. Şimdi bir evde sofrada sadece alınan malzemelerin pahalılaştığını, fiyatların şu olduğunu, bu olduğunu konuşmak veya bu şuradan geliyor, buradan geliyor, çok uzaktan geliyor falan demek ayrı şeydir. Onların Mevla'nın bir nimeti olarak sofraya geldiğini, bunları göremeyen milyonlarca insanın olduğunu müzakere etmek lazımdır. O müzakerede insan nimetin farkında olmuş olacaktır. Yani önce biz salah ve takvayı öne almamız lazım, evimize taşımamız lazımdır. Besmelesiz yemeye başlamamalı. Hatta dahasını söyleyeyim. Ellerimiz gıcır gıcır tertemiz olsa yemekten önce ellerimizi yıkamayı, çocuklarımızın gözü önünde, eşimizin gözü önünde bunu mutlaka yapmalıyız. Sünnettir, sünnete uyulur imajını biz kendimiz onlara vermemiz lazım. Besmele ile başlayıp mutlaka dua ile bitirmek lazımdır. Bunlar nedir? Çaktırmadan bir eğitimdir. Yattım sağıma, döndüm soluma, sığındım subhanıma. Ölürsem el hükmü lillah, kalkarsam elhamdülillah. Nasıl çaktırmadan bir eğitim ise bu da aynı şekilde bir eğitim olacaktır. Ayrıca kıymetli dostlar, insanları değiştirmek kolay değildir. İnsanları değiştirmek kolay değildir. Bizi değiştirebilirler mi kolay kolay? Bizi de kolay kolay değiştiremezler. Ancak en etkileyici olan değiştirme unsuru nedir? Ne bağırmadır, ne çağırmadır, ne de kavga etmedir. Ben söylediğim %100 doğrudur. Sen %100 doğrudur söyleyebilirsin. Ama karşıki tarafı senin söylediğin, sen anladığın kadar anlaması önemlidir. Sen doğruluğuna inandığın kadar karşıki tarafın da inanması önemlidir. Buna bizim gücümüz yetmez. Biz sadece söylemesini yaparız. Ama eğer ben yuvamda salah ve takva olsun diye böyle bir derdim varsa, o zaman bir bu tavır ve davranışlarıma dikkat edeceğim. Bir de mutlaka 5 vakit namazımda ve duaların makbul olduğu saatlerde ellerimi kaldırıp çocuklarımın, eşimin salahı ile ilgili dua yapmam lazım. Bir önemli nokta da kıymetli dostlar, evimize getirdiğimiz rızık konusunda çok hassas davranmamız lazım. Şüpheli şey evimize getirmemeliyiz. Eşimize yedirmemeliyiz. Çocuklarımıza yedirmemeliyiz. Hani derler ya, soğuk girerken kolay girer, çıkarken kolay çıkmaz. Yani soğuk algınlığı insan birden terliyken bir çıkmıştır rüzgarlı bir havaya. Ne olmuştur? Birden ciğerler üşütmüştür. Sonra efendim ciğerler iltihap etmeye başlar. Tüberküloz olur, verem olur. Uğraşta dur bakalım. Bir senede, iki senede ya çıkar ya çıkmaz. Girerken birden giriyor, çıkarken kolay çıkmıyor. Kıymetli dostlar, şüpheli lokma ve haram lokma girerken eşimizin, bizim, çocuklarımızın midesine birden giriyor, bir lokma olarak giriyor ama kolay kolay çıkmıyor.
ibadetlere karşı soğukluk, haramlara karşı aşk, sevgi, muhabbet, şarkıdan doymak bilmez, Kur'an'dan hiç efendim başlamadan doymuştur, zikirden başlamadan doymuştur falan. Derken yani bütün bunların temelinde ne vardır? Bu dediğim rızık meselesi çok etkilidir. Yani nereden kazanıp nasıl harcadığımıza. Bir insan bekarken elbette yine dikkat etmesi lazım. Ama evlendiyse kendi nafakasını da temin ediyor, eşinin nafakasını da temin ediyor. Doğacak olan masum, günahsız çocuğun emeceği sütün de nafakası kimden geliyor? Bu insanın kazancından geliyor. Eğer burada zehir varsa, evet çocuk günahkar değildir, mesul değildir ama bu çocuğa bu şekilde intikal ederse, şüpheli bir rızık intikal ederse, bu çocuğun büyümesinde, ibadet hevesinde, istikamet hevesinde, günahlara, haramlara karşı nefretinde elbette bunun etkisi olacaktır. Bunu da bu kadar ifade ettikten sonra kıymetli dostlar, mesken dediğimiz zaman bir insanın meskeninde neylerin hesabı yapılması lazım? Bunu da anlaşılır bir dille paylaşmak istiyorum siz dostlarımızla. Meskende evvela bir insanın kendi ve eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına güzel bir ortam, yani rahat rahat kalabilecekleri bir ortam müminin saadetinden kabul ediliyor. Yalnız bizim meskenlerimizde, yani Müslümanların meskenlerinde sadece kendimiz ve çocuklarımız değil, ayrıca müminin evi mutlaka misafirin uğrak yeri olmalıdır. Yani sadece çocuklarımıza değil, misafirimizi de ağırlayabileceğimiz bir düşünceyle beraber yapılmalıdır. Bu noktada daha önceki derslerimizde ve sohbetlerimizde de paylaştığımız gibi, yeri geldiği için paylaşıyorum. Bir evin içerisinin dizaynını yaparken hep Avrupa kafasıyla değil, biraz da Müslüman kafasıyla yapmak lazım. Kendi kültürümüzle yapmak lazım. Adam 150 metrekarelik dairede oturuyor. Tuvaleti, banyoyu, lavaboyu hepsini bir araya sokmuş. Peki banyo yapan banyoda yapacak, tuvaleti yapan o da banyoda yapacak, abdest alan o da banyoda yapacak. Burası banyo mu, tuvalet mi, abdesthane mi, lavabo mu, hangisi yani? Birisi banyo yaparken birisi abdest almak isterse nöbetçisi kuyrukta mı bekleyecekler? Veya abdest alırken okuyacağın duaları tuvaletin yapıldığı yerde mi okuyacaksın? Yani bizim kültürümüzde bu böyle değildir yani. Bir Müslüman evinde bir oda misafir odası olmalı. Misafirsiz ev bereketsiz ev demektir. Misafirsiz ev bereketsiz ev demektir. Misafir evin bereketidir. Hani hep ne öğrendik büyüklerimizden? Misafir 10 rızıkla gelir. Neydi? 9'unu bırakır. Bir tanesini götürür. Kim kârda? Ev sahibi kârda. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhire fel yükrim zayıfehu. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse misafirine ikram etsin diyor. Yani biz evlerimizi tezyin ederken, ayarlarken evlerimizde misafir ağırlayacağımız yer olmalı. Misafir ağırlamak efendim o evdeki insanların adeta sevdiği, beğendiği ve manevi sigorta olarak gördüğü bir yer olmalıdır. Bu konuda şunu altını çizerek söylemeliyim. Bazı aileler diyeyim, misafir ağırlamak için bir hafta önceden hazırlık yapmayı düşünürler. Misafirlere karşı mahcup olmamam lazım, bir hafta önceden hazırlığa başlamam lazım falan. Efendim her tarafı 40 çeşit, 50 çeşit bir şey hazırlamam lazım derler. Bu anlayışa sahip olanlar senede bir defa, 2 senede bir defa, 5 senede bir defa misafir ya alırlar ya almazlar. Bu külfetli bir iştir, böyle değil. Elbette misafir geldiği zaman bir değişiklik olur ama böyle bir hafta, iki hafta hazırlık yapmak lazım anlayışındaki bir kadın veya bir erkek kolay kolay misafir kabul etmez. Nedir? Hayrut ta'ami ma hadar kabilinden. Yani yapılabilecek en kolay şey neyse budur. Çat kapı meselesi de vardır. Çayı demledim komşu, gel bir çay içelim beraber veya geliyorum bir çay demle diyebileceğimiz komşular, çağırabileceğimiz insanlar, arkadaşlar olmalıdır. Şunu bilmek lazım ki evin kapısından içeri bir misafir girdiği zaman, girdiği andan itibaren bizim evimize bereket yağıyor demektir. Bunun çok önemli tarafı şudur. Evimize misafirin geldiğini gören çocuklarımız da misafirperver olurlar.
Misafire gösterdiğimiz ilgiyi gören kızlarımız, onlar da yarın kendi yuvalarında misafire hizmet etmeyi şeref kabul ederler. Gerçekten misafirperver olan insanların evlerinde yetişen çocuklar da misafirperver olurlar. Hizmet ehli olurlar ve o ev gerçekten bereketli bir ev olur. Bizim görmediğimiz taraftan, bizim göremediğimiz taraflardan وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ ümit etmediği taraflardan Allah rızıklandırır diyor. Yani bereket yağar kardeşler. O bereket sadece para bereketi değildir. Manevi berekettir. Kalpler yumuşar. O insanlar, o evdeki insanlar, aile bireyleri Allah'a yönelirler. Şimdi kıymetli dostlar, evle ilgili dediğim gibi bir insan her gün evine gidip geldiğine göre, meskeni olduğuna göre burası kendisini rahat ettirecek bir yer olması müminin saadetindendir. Eğer böyle bir evimiz varsa bundan dolayı özellikle şükretmek gerekir mi? Gerekir. Ben şimdi bazı dostlarımız var, abilerimiz İstanbul'a çok önceden gelmişlerdi. Kendileri anlatıyorlardı, kendi dillerinden dinledim ben. Geldiğimiz zaman çırak olarak geldik dediler. Efendim 3-4 kişi böyle gece kondu bir yeri kiralıyorduk, orada kalıyorduk. Ama o gece kondunun üstü çatısı yoktu. Yağmur yağdığı zaman böyle leğenlerin içerisinde hep su dolardı, yatağımız ıslanırdı diyorlardı. Böyle bu şartlarda İstanbul'a geldik. Bu insanlar daha sonra işte apartman yaptılar, kendilerinin binaları oldu, mağazalar, iş yerleri oldu. Şimdi o şartlarda yaşayan bir insan düşünün, bir de bizim şartlarda şimdi bulunduğumuz şartları düşünün. Bir insan eğer gerçekten çoluğunu çocuğunu rahat ettirebileceği bir meskeni varsa bunu Allah-u Teala'nın büyük bir nimeti olarak görüp bundan dolayı şükretmesi lazım. Çocukları da şükret teşvik etmesi lazım. Bu nimet herkesin elinde yoktur diye efendim değerlendirmesini yapmak lazım. Bir de kıymetli dostlar, iltemisül car kable şirâiddâr vardır. Yani bir yerde güzel bir ev vardır. Sağ solu güzeldir, etrafı manzarası güzeldir ama komşusu var mı? Komşusu var mı? Daire çok güzeldir ama dairenin alt komşusu, üst komşusu, sağ komşusu, sol komşusu var mıdır, yok mudur? Yani çocuğun evden çıktığı zaman kimle karşılaşacak? Eşin evden çıktığı zaman kimle karşılaşacak? Eşine kim komşuluk yapacak? Çocuklarına kim arkadaşlık yapacak? Sen kimle selamlaşacaksın, merhabalaşacaksın? Bu önemlidir. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de insanların hukukunu anlatırken yakınlardan, yetimlerden, miskinlerden bahsettikten sonra yakın ve uzak komşulardan özellikle bahsetmiştir. Yani komşu hakkı dendiği zaman Cebrail Aleyhisselam'ın meselesini hatırlarsınız hemen, değil mi? Efendimiz ne buyurdu sanırım? Cebrail Aleyhisselam bana geldi, o kadar geldi ki komşuyla ilgili. En son zannettim ki neydi? Bana varis kılacak onu, varis kılacak, komşuyu komşuya varis kılacak diye korktum dedi. Demek ki komşuluk nedir? Gerçekten önemlidir. Önemli olan taraf sadece sevecen olması, kibar olması değildir. Yani bizim çocuğumuz komşudan zehir alır mı, almaz mı? Şimdi bize gelen çocuklar, kurslara gelen çocuklar hep mütedeyyin ailelerin çocuklarıdır. Ama şunu söyleyeyim size, bize öğrenci geldiği zaman ilk 6 ay iki şeyin mücadelesini çok zor hallederiz. Bunlardan birisi ağız terbiyesi. Yani aşağı yukarı %90'ın ağzı bozuktur, küfürlüdür. Nereden almıştır bunu? Bu mütedeyyin bir ailenin çocuğudur. Evet, annesinden babasından almamıştır ama komşu çocuklarından almıştır. Sokaktaki çocuklardan almıştır. Bunlar komşulardır yani. Bu bakımdan çocuklarımız kimlerle arkadaşlık yapacak? Komşularımız, komşu çocuklarımız en yakın arkadaşları olmuş oluyor. Peki eşimiz? Biz evde yokuz. Akşama kadar dört duvar arasında olmayacak. Bir komşusuyla beraber gel çay içelim, geleyim sana çay içelim falan diyecektir. Nasıl olacak? Şimdi biraz eskiden söyleyeceğim ki o tarihlerde bu vardı. 80'li yıllardan bahsedeceğim. Bir fabrikatör arkadaşımız vardı. Bir gün ziyaretine gittim. Muhasebecisi biraz sosyete bir arkadaştı. Dedi ki hocam dedi ya bu akşam dedi ne oldu biliyor musun dedi. Ne oldu dedim. Dedi biz hanımla beraber oturuyorduk. Bunlar sosyete bu. Yani bu bahsettiğim arkadaş sosyete bir arkadaştı. Namaz cumadan cumaya kılardı falan.
ailesi bisikletle hani böyle kısa elbiseyle bisikletle dolaştığını söylerdi arkadaşlar. Yani sosyete olduğunu anlatmak için söylüyorum. Tanımadığınız birisi, ben bir noktayı anlatmak için bunu söylüyorum. Dedi ki biz dedi akşam dedi hanımla çay içerken dedi komşu dedi kapıyı çaldı dedi. Komşu kapıyı çaldı. Bayan. Dedi ayol beraber çay içebilir miyiz? Ben de gelebilir miyim? Buyurun dedik, gel dedik. Gel dedi, oturdu, beraber çay içiyoruz dedi. Dedi kusura bakmayın dedi, benim kız dedi lisede okuyor dedi. Erkek arkadaşı dedi eve geldiler, beraber ders çalışacaklardı. Ben orada olursam serbest olmazlar diye ben de size çay içmeye geldim dedi. Yani kızıyla erkek arkadaşı gelmiş, evde ders çalışacaklarmış. Ne dersi çalışacaklarsa işte hani ben onlara ayak bağı olmayayım, ben indim dedi oraya dedi. Sizinle çay içeyim dedi. Onlar da serbest kalsınlar. Şimdi söyleyeceğim bu anlayışa sahip olan bir insandan komşu olur mu? Böyle bir anlayışa sahip olanın evine bizim kızımız gitse, bizim oğlumuz gitse bu da ne alacak? Zehirden başka hiçbir şey almaz. Onun için İltemisül car kabile şirayidler. Bir ev mi satın alacaksın? Evden önce bir bak bakayım. Komşuna bak, sağına soluna bak, önüne arkana bak. Ondan sonra varsa doğru düzgün salah ve takva sahibi komşuluk çevresi, o zaman olabilir. Bir kardeşimiz dedi ki hocam dedi elimde bir miktar para var. Böyle bahçeli bir yer almak istiyorum. Yardımcı olacak kimse var mı diye ben de delalet ettim falanca falanca kişilerle. Yardımcı olabilirler sana. Arkadaşımız da yardımcı olmak için şöyle bir imkan vardır, senin şartlarına uygundur dedi. Gideyim göreyim. Gitti baktı. Şimdi fiyat uydu. Lokasyon olarak uydu ama dedi burası camiye çok uzaktır dedi. Ben de bu yaştan sonra dedi camiden uzak olup da ne yapacağım dedi yani. Ben bu yaştan sonra camiden uzak oldu. Arabam da yok ki her zaman camiye gidebileyim. Yani ben camiye yakın olmayan bir yer bedava da verseler bana bu yaştan sonra yeter artık yani gitmem dedi. Yani gerçekten onun o bakışı beni etkiledi. Yani arsa uyuyor, bahçe uyuyor ama bir uymayan tarafı neresi? Ben belli bir yaşa geldim. Ben şimdi burada olduğum zaman namazlara camiye gidemeyeceğim. Cami uzak. Arabam da yok. Camiye gidemeyeceğim. Peki camisiz bir hayat, cemaatsiz bir hayat neyime gerek ki? Vazgeçtim olmaz dedi. Şimdi evet. Demek ki komşu meselesi bundan dolayı önemlidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Er-Rafik Sümmet Tarik demiştir. İki şeyde yola giderken mutlaka önce arkadaşına bakacaksın. Arkadaşını seç, ondan sonra yola çık diyor. Ev mi alacaksın? Önce komşunu satın al, sonra evini satın al demişlerdi. Kıymetli dostlar, bir de bir insanın binek vasıtasının elverişli olması da büyük nimetlerdendir. Bir insanın saliha bir eşi varsa, namusuna güvendiği, çoluğunu çocuğunu emanet, güzel rahatlıkla teslim edebildiği, kendisine baktığı zaman huzur bulduğu, emrettiği zaman itaat eden bir eşi varsa, bundan dolayı özellikle şükretmesi lazım. Şükür namazı kılması lazım. Bundan dolayı belki durumuna göre sadaka vermesi lazım. Bunu büyük bir nimet olarak daha doğrusu görmesi lazım. Eğer bunu bir nimet olarak görürse zaten arkası gelir yani. Şükür namazı da olur, sadaka da olur, her şey olur yani. Mesken konusunda yani eskilerimizle kıyaslayamayacağımız büyük imkanlar Cenab-ı Hak vermiştir. Komşu konusunda dikkatli olmak lazımdır. Kendimiz için, çocuklarımız için dikkatli olmak lazım. Binek ve vasıta konusunda da gerçekten yani nasıl diyeyim, sadece şükrümüzden aciziz. Tek kelime öyle. Öyle söyleyeyim. Her birimiz şükürden aciziz. Rabbim Celle Celaluhu bu nimetlerin kadru kıymetini bilebilmeyi, şükrünü eda edebilmeyi her birimize ikram eylesin diyorum. Tam tersini düşündüğümüz zaman var öyle insanlar. Size de bazı sohbetlerimde örneğini de vermiştim. Yani adam evlenmiş ama kan kusmuştur hep. Hep kan kusmuştur. Kan kusmaya devam ediyor. Soruyorum arkadaşım. Diyorum ki kardeşim senin bu anlattığın sıkıntılar kaç senedir böyle?
Hocam diyor, öğrendiğimiz günden beri böyledir diyor. Peki nasıl buna bugüne kadar tahammül ettin? Ne yapayım diyor, tahammül ettim diyor. Onun anlattıkları doğruysa gerçekten zor tahammül edilecek şeylerdir. Şimdi fi tarihinde bir yere gittim. Eve çağırdılar, misafir ettiler beni. Neyse, misafirlikten sonra şehirler arası bir yolculuktu. Ev sahibi dedi, hocam görüşebilir miyiz dedi özel. 10 senelik evliler. 10 senelik evliler. Dedim görüşelim. Geçtik odaya. Başladı ağlamaya. Allah Allah. Niye ağlıyor bu? Ya iyi de ağırladı bizi yani. İyi bir ziyafet hazırladı falan. Dedi hocam dedi. İlk dedi derdimi sana açıyorum dedi. Ne anneme ne babama kimseye derdimi açmadım dedi. Sana açıyorum dedi. Evlendiğimiz günden beri dedi biz bağlıyız dedi. Bir defa dahi olsa diyor biz bir yatakta bir yatağı karı koca olarak paylaşamadık diyor. Yani ben şimdi diyorum ki Allah Allah, bir insan 10 sene evliliğin olmazsa olmazıdır bu yani. Bu gerçekleşmedi, bu erkek bu kadını 10 sene nasıl idare etti? Yani onun için bazen insanlar zehir yutuyorlar, kan kusuyorlar ama içinde saklıyorlar. Anamın haberi yok, babamın haberi yok, sakın onların haberi olmasın dedi. Dolayısıyla aslında kendisine yaklaştırmayan bir kadın, korkuyorum şu oluyor bu oluyor diye yaklaştırmayan bir kadın 10 sene birisine hanımlık yaparsa ona 10 sene zulmetmiştir. 10 sene zulmetmiştir. Her gece her sabah kendisine zulmetmiş demektir. Böyle bir kadını idare etmek, yani kaç kişi bunu idare edebilir bilmiyorum. Bundan dolayı diyorum ki yani bir kötü hanım insanın hayatını, dünyasını mezar yapar mı? Yapar. Zindan yapar mı? Yapar. Eğer bize zindan yapmayan bir hanıma sahipsek bunu şu kadir kıymetini bilip şükrünü eda etmek lazım. Öbürünü idare etmek her baba yiğitin karı değil tabi. Bu nimetlerin tersini düşündüğümüz zaman kıymetli dostlar, yani dört tane şey müminin saadetindendir diye düşündüğümüz noktalar, tersini düşündüğümüz zaman her biri insanın gerçekten perişan edecek sıkıntılardır. Komşunun komşu üzerine etkisi mutlaka fazladır. Dininden, dilinden, ahlakından, dedim ya öğrencileri aldığımız zaman iki tane hastalıklarından onları temizleyebilmek için çok ciddi, amansız bir mücadele veriliyor. Birisi küfür, hepsinin ağzına alışmış aşağı yukarı, çoğunun ağzına küfür alışmışlardır. Yani bakıyorsun çok sağlam bir ailenin çocuğudur ama aile sağlam da ailenin sağında solunda yani çocuğun haşir neşir olduğu arkadaşları, komşuları, arkadaşları, sokak kültürü, okul kültürü bakıyorsun o aileye asla uymuyor. Dolayısıyla çocuk oradan bozulmuş oluyor. İkinci alışkanlık nedir? Kötü alışkanlık. Sigara alışkanlığı. Sigara alışkanlığı. Bu da gerçekten gençler arasında aşırı derecede yayılmıştır. Annenin haberi yok, babanın haberi yok ama çocuk tiryaki olmuş. Bir üçüncü hastalık var, o da aşk macerası. Bacak kadar çocuklarda aşk macerası. Okuldan birkaç tane şeyleri vardır yani, anlaştıkları, notunu, telefonunu aldıkları, merhabalaştıkları vardır. Bakın yani komşuluk ne yapıyor? Arkadaşlık hemen insanı etkiliyor, çocuğu etkiliyor. Efendim, şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Kıymetli dostlar, son zamanlarda bunun örnekleri de çoğaldığı için paylaşıyorum onu sizinle. Alevi kardeşlerimiz, Şii kardeşlerimiz Müslüman mıdır değil midir? Elbette Müslümandırlar. Yani imanın esaslarından birisini inkar etmeyen bir insan Müslümandır. Alevi de olsa Müslümandır. Efendim Ermeni de olsa Müslümandır, fark etmez. Ama Kur'an'daki açık gerçeklerden bir tanesini dahi inkar ederse, isterse Sünni söylesin kendisini, isterse Alevi söylesin, fark etmez yani. Dinden, imandan mahrum kalmış olur. Efendim, guslü, boy abdestini, beş vakit namazı kabul etmeyen, Ramazan orucunu kabul etmeyen, bir takım yani Kur'an'da sarahaten var olan gerçekleri
Bir tanesini inkar eder insan, gayrimüslim olur tabi. Ama sonuçta sünni olan birisinin, alevi olan birisiyle evlenmesi bir defa kan uyumsuzluğu vardır. Yani bir uyumsuzluk vardır. Bir, arada bir kendilerini birleşmesine engel olan, yani muhabbetlerine, sevgilerine engel olacak bir durum vardır. Ben şimdi böyle birisiyle evlenmek isteyen bir hanım kıza şunu söyledim. Alevi birisiyle evlenmek isteyen kıza şunu söyledim. Müslümansa evlilikte sahat, evlilik sahih olur. Ancak doğacak olan çocuk senin çocuğun olduğu gibi bu kocanın da çocuğudur. Bu çocuk bir dedesine sarılacak, tam Alevi dedesi. Öbürüne sarılacak, Sünni dedesi. Birisi başka şey söyleyecek, öbürü başka şey söyleyecek. Aile arasında ciddi bir sevgi, bağ, tesanüt olmaz. Dolayısıyla tavsiye etmem dedim falan. Ama şimdi inanın ki son zamanlarda bu karşılıklı evlenmeler var ya, hani Sünni Alevi arasında evlenmekler eskisine göre çok daha fazla. Niye öyle? İşte komşuluktan kaynaklanan şeydir. İş yerinde beraber çalışıyorlar, okulda beraber aynı sınıftalar, apartmanda aynı apartmandalar. Göz gördü, gönül sevdi, macera değişmiş oluyor. Yani beraber olmanın, komşu olmanın insan üzerine verdiği etki az değildir. Bundan dolayıdır ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz özellikle komşularınıza dikkat edin buyuruyor. Dediğim gibi yani Alevilik meselesi, Sünnilik meselesi, ben o konuda biraz boyumun ölçüsünü de aldım. Sonra delikanlı geldi karşıma, tanımıyorum tabi. Dedi, size dedi, kızın babası, işte amcası gelip de böyle bir evlilikten bahsettiler mi? Der demez ben anladım. Evet dedim. Ne dedin onlara dedi. Dedim ki onlara, dedim ki eğer Müslümansa evlilik sahihtir. Ancak tavsiye eder misin? Tavsiye etmem. O delikanlı sen misin? O benim dedi. Sana da dedim aynı şeyi söylerim. Sana da tavsiye etmem dedim. Arada aile içerisinde mutluluk sadece karı koca arasında değil, iki aileyi birbirine akraba yapacaktır. Onun için bu iki akraba da birbirleri geçinebilmesi lazım dedim. Bana dedi ki, bak hocam dedi, ben sana şimdi söyleyeyim, sen dinle dedi. Ben dedi Aleviyim, bunlar dedi Sünnidir. Ben içki içmem, bunun babası içki içer dedi. Ben kumar oynamam dedi, bunun babası kumar oynar. Ben de namaz kılmam, bunun da babası namaz kılmaz dedi. Şimdi sen söyle dedi. Hangimiz? Şimdi adam Sünnidir ama Sünnilikle alakası yok. Öbür adam efendim Alevidir ama dürüsttür. Olduğu gibi söylüyor, gerçekleri söylüyor, gizlemiyor hiçbir şeyi falan. Onun için bu komşuluk meselesinden sebep ciddi eksen kaymaları vardır. Bir tanesinin ifadesi çok önemliydi. Hocam dedi, gözümün bebeği gibi kızımı yetiştirdim dedi. Bir tane kızım var dedi, özel araba aldım altına dedi, ne isterse dedi, gözümün bebeği dedi. Bir de dedi gitti, benim dedi hiç kabul etmediğim, tasvip etmediğim birisiyle dedi, işi pişirdi dedi. Geriye dönüşü yok dedi. Bu iş bitmiştir dedi. Ya dedi, benim gözümün bebeği dedi, hiç aklımın köşesinden geçmezdi, benim kızım bana böyle bir gol atar diye. Ben bunu hiç beklemezdim dedi. Yani kızımız elimizden uçuyor, farkında değiliz. Oğlumuz elimizden uçuyor, farkında değiliz. Biz sadece besleme yapıyoruz. Al sana harçlık, al sana araba, al sana şunu, al sana bunu diyoruz ama arkadan ne dolaplar çevrildiğini fark edemiyoruz. Sonra kuş kafesten uçunca, aa kafesten uçtu diyoruz. Bir daha kafese dönmesi zor olabiliyor. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi verdiği nimetlerin farkında olmaya, şükrünü eda edebilmeye muvaffak eylesin. Amin. Yuvalarımıza huzur versin, kazançlarımıza bereket versin. Yüce Rabbim bedenlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Amin. Kıymetli dostlar, daha önceki sohbetlerimizde, mütevelli toplantılarımızda gündeme getiriyorduk. Bizim buradaki hizmetlerle, Kur'an hizmetleriyle ilgili dertleşirken zaten siz kardeşlerimizle dertleşiyoruz. Bizim bu toplantılarımız daha çok sohbet ağırlıklıdır. Hatırlarsanız ilk zamanlarda buradaki hizmetler ilk başladığımız zamanlarda da böyle mütevelli aidatı ve cemaat aidatı bizim için çok büyük bir bereket vesilesiydi. Yani bir kardeşimiz diyordu ki, ben her ay düzenli şunu ödeyeceğim bu Kur'an hizmetleri için.
Biz de bunu evvela personel giderlerinde, gıda giderlerinde yani zaruri ihtiyaçlarımızı onları kullanıyorduk. Artan olursa inşaatta ilave medreselerde kullanabiliyor idik. Şimdi arada pandemi olması ve sürenin uzaması sebebiyle kardeşlerimiz bunu unutmuş. Biz de doğru düzgün takip edememiş olabildik ama gerçekten burs büyük bir nimettir bizim için. Bu hizmetler için burs büyük bir nimettir. Burs dediğimiz nedir? Yani öğrenci kendi aidatını ödemeye gücü yetmiyor veya bir kısmına yetiyor, bir kısmına yetmiyor. Öğrenciden biz istediğimiz aidatın tamamını verseler yine bizim safi giderlerimize yani personel giderlerimize yetmiyor zaten. Bunun üzerine mutlaka dostlarımızdan işte istiyoruz zekatlarından vesaire de bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Ama burs bizim için büyük bir nimettir, sizin için de büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Ne demektir yani? Benim de bir hafızım olsun, benim de bir alimim olsun diyerek bir öğrencinin bursunu üstlenmek evinizin manevi sigortası olur, kazancınızın manevi sigortası olur. Bu konu sadece sizinle ilgili değil, dostlarınızla ilgili de. Mesela bana geliyordu, hocam biz İSKİ'de mesela toplandık arkadaşlar, iki tane öğrencinin bursunu üstlendik veya falan İKTAŞ'ta biz üç arkadaş, beş arkadaş toplandık, üç tane öğrencinin bursunu üstlendik diyorlardı. Gerçekten çok hoşuma gidiyordu kendi aralarında böyle bir çalışma yapmış olmaları. Bu hizmetler elbette büyüyor, büyüdü. Ne kadar büyürse büyüsün, mütevellideki dostlarımız bu işin temelinde var. Yani her büyüyen ağacın dalındaki ne kadar yüksekte olursa olsun, efendim yaprak ne kadar uzakta olursa olsun köküne bağlıdır. Kökünden gelen suyla besleniyor. Dolayısıyla buradaki hizmetler ne kadar çoğalırsa çoğalsın, çekirdek kadro dediğimiz bu mütevellideki dostlarımızın omuzlarında yürümüş oluyor. Bizim için bir bereket, sizin için de bir berekettir. Bunu da özellikle hatırlatmak istiyorum. Rabbim Celle Celaluhu her birinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Yarın ahirette ehli Kur'an olarak haşreylesin. Ehli Kur'an olarak cennette buluşmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.